arkadaşlar burada demiş ki 7 numaralı tank eksi 5 ve 2 numaralı hedeflere atışlar yapsın. Ne yapıyorduk? Toplama çıkarma üzerine dağıtırken 7 ile eksi 5'i çarptık eksi 35. 7 ile de 2'yi çarptık 14. Arkadaşlar bakın bunları isterseniz ayrı ayrı yapın. İsterseniz eksi 5 ile 2'yi toplarsak eksi 3 eder deyip 7 ile çarpın. Hiç fark etmez. Sonuç yine eksi 21 çıkacaktır. Buradan da neyi gösteriyoruz? Çarpma işleminin toplama ve çıkarma işlemi üzerine dağılma özelliği vardır. Ne oluyormuş? A ile B'yi çarpıyoruz. A çarpı B. Aradaki işaret artı. A ile C'yi çarpıyoruz. A çarpı C. Devam edelim. Eğer eksi ise işaretim A çarpı B. Eksi A çarpı C. Bunu hatırlıyoruz değil mi? Daha önce de gördük. Hemen örneklerine bakalım. 3 ile neyi çarpıyorum? Eksi 3 ile eksi 8'i. Artı 24 mü? Artı 24. Eksi ile eksi çarpınca artı oluyor. Artı ile eksiyi çarpıyorum. Ada eksi. 3 kere 5, 15. 24'ten 15 çıkarsa cevabımız 9. 2'yi de siz gönderin. Hadi bakalım 2 numarayı siz gönderin sonucunu. Değerli arkadaşlar, hızlıca, basit. Haydi chatten bekliyorum cevapları. Evet. Evet, Zeynep Ekim ve Esra yolladı. Haydi. Aferin. Muhammed Yusuf dikkat et. Şey Muhammed Yağız. Muhammed Yusuf beni andı herhalde. Muhammed Yağız. Dikkat. Arkadaşlar bununla bunu çarptık. Eksi 78. Arkadaşlar bununla bunu çarptık. Artı 48. Toplarsak eksi 30. Haydi 3'ü gönderiyoruz. Herkes. Evet, herkes gönderiyor. Hocam eksiği koymadım diye yanlış mı oldu ya? Oldu, olur mu? Çok şey değişir. Şıklarda hep zaten eksilisi de vardır, artılısı da yaz. Kaçış yok. Afra, Taha, sizi de göremiyorum. Evet. Zeynep tekrar girdi. Nihan nerede? Nihan yok. Tamam, Nihan da geldi. Evet arkadaşlar, ne yapıyoruz? Önce 6 kere 4, 24. Eksi, arada eksi işareti olduğu için eksi. Eylül Cansel, 4 kere eksi 3, eksi 12. Ada, dikkat et Ada. Bakın, eksi eksi ne olacak? Bazı arkadaşlarımız yanlış yaptılar. 36 olacak. Evet, dikkat. İşaret hatası yapmayınız.
Evet, alttakini istiyorum. Hadi bakalım. Eylül Tamam, Canset ve tamam Emir öyle. Yakup doğru bilmişler biraz önce. Evet, haydi bakalım. Bir şey söyleyebilir miyim? Söyle Esra. 24'ten 12 çıkarmam gerekmiyor muydu? Hayır Esra bak eksi eksi Bunu iki tane eksi yan yana gelince ne oluyorlardı Esra? Artı olmuyorlar mıydı? yapmadım. Dikkat. Evet. Arkadaşlar dağılma özelliğimizi kullanalım. 6 ile 9'u çarptık 63. 1'i artı 1'i eksi olduğu için Nihan eksi 63. Doğru mu? Emin ol. Diyoruz. Aradaki işaret eksi. Bak bunu direkt ellemeden koyuyorum. Afra. 2, 14. Artı 14. Arkadaşlar eksi 63, eksi 14. Eksi 70. Buna dikkat edelim. Evet, bölmede de fark yok. Bölmede de aynı çarpmadaki gibi. Çarpmada nasıl ki arkadaşlar aynı işaretliler çarpılınca artı oluyorsa, bölmede de aynı işaretliler bölünce artı olur. Bir işaret farklı olursa sonuç eksi olur. Bu kadar basit. Evet, bakın bir tane eksimiz var. Dolayısıyla sonuç ne olacak? Eksi. Bir tane eksimiz var. Sonuç ne oldu? Artı. Üç tane eksiyi bölmüşüm. Eksi. Aynı çarpmadaki gibi. Bakın bir tane neyimiz var? Eksimiz var. Sonuç eksi. İki tane eksimiz var. Sonuç artı. İki tane eksimiz var. Sonuç artı. Yani işaret olarak çarpmadaki mantık neyse bölmedeki mantık da aynısı. Afra, Elif, Azra'lar sizin orada mı şimdi? Beraber misiniz? Yok, Hareket onlar şu ettiniz mi? an biz evdeyiz hocam. Siz evdesiniz. Tamam. Haydi bakalım. Arkadaşlar, önce işaret. Eksi eksi. Aynı işaretliler ne oluyordu? Artı. Sonra normal böl. 36 bölü 4, 9. Okey. Artı 6'ya böldük artı. 28'i 7'ye böldük 4. Eksi artıya böldük eksi. 45'i 5'e böldük 9. Artı eksiye böldük eksi. 42'yi 6'ya böldük 7. Basit değil mi? Var mı bir sıkıntı? Yok. Yok. Kolaymış öğretmenim. Kolay. Çarpmayla aynı. Çarpma neyse. Hocam. Evet. İki tane artı var ya eşittirin Evet. sağında. Ya bu bir O şey. ilk artı ne oluyor? Bir önemi yok. Orada böyle kitap yazmış. Oraya bir açıklama daha koymuşlar da gerek yok. Tamam. Evet, hemen örneklerimize bakalım. Bakın artıyı eksiye böldük. Ne olacak? Eksi. Eksi. 121'i 11'e böldük. 11. Eksiye böldük. Artı. 96'yı 4'e böldük. Kaç eder? Evet. Kaç? 24. Artı eksiye böldük. Eksi. 80'i 5'e böldük. 16. Artıya artıya böldük. Artı. 90'ı 5'e böldük. 18. Hadi 5 numarayı da siz gönderin. 5 numarayı herkes atsın. 5, 5, 5 numara. Hadi bakalım. Evet, aferin Emir Yakup. Arkadaşlar eksi eksiye bölersek ne olur?
Eksiye. Evet Ada. Aferin. Eylül Canset. Zeynep. Zeynep Ekin dikkat. Eksiye bölüyoruz Zeynep Ekin. Eksiye bölününce artı olur değil mi? Aferin. Evet. Hadi bir alttakini yapalım. Evet Yağız. 6'yı yapalım. 60'ı artı 60'ı eksi 12'ye böldük. Evet Zeynep Ekim. Emir Yakup. Aferin. Haydi dostlar. Evet. Esra artı eksiye bölüyoruz Esra. Artı eksiye bölüyoruz Esra. Hocam hangi soru? Altıncı soruda. Evet Eylül Canset doğru. Arkadaşlar Afra hiç cevap gelmiyor Afra. Cevap at. Bu artı 12 idi. Bu artı eksi 5. Peki sıfırı eksi 20 diye bölerseniz sıfır. Nihan, sayı bölü sıfır her zaman sıfırdır. Sayının ne olduğunu bir önemi yok. Sayı bölü sıfır, sıfır. Evet. Mesela öğretmenim eksi 27 ile sıfır yer değiştirseydi o zaman yine O sıfır mı zaman çıkacaktı? tanımsız. Sayıyı sıfıra bölersek tanımsız. Tanım yok. Evet, artıyı eksiye böldük. Ensar Yusufçuk, eksi. 120'yi 8'e böldük. Ne oldu? 15. Hocam ben konuyu tamamlayamadım ki. Yusuf, önce işaret. Artı eksiye böldük. Birisi farklı olursa Yusuf ne oluyor? Eksi. Gıcıklık oluyor. Eksi oluyor. 145'i 5'e böl artık. Hocam eksilerde en az hangisi ise o mu oluyor? Burada önemli olan şu. Çarpmada nasıl artı ile eksiyi çarpınca eksi ediyorsa bölmede de artıyı eksiye bölersen biri farklıysa sonuç eksi oluyor. İşaretlerin ikisi de aynıysa sonuç artı oluyor. Anladın mı şimdi? Bak, bunu buna böldük eksi. Farklı işaret. 145'i bölersek ne olur? 29. Şimdi eksi eksi ikisi de aynı işaret. Bölersek neye dönüştü? Artı. Artı. İşareti buldum. 144'ü 9'a bölersek 16 mı? 16. Artı artı. Sonuç artı. 132'yi 6'ya böldüm. 22. Eksi artı Nihat eksi Eylül. 210'a böldüm. 20. Yağız. Zeynep Süren. Eksiye böldük. Artı. 240'ı 15'e böldük. 16. Değil mi? Evet. 38'i eksi 1'e böleceğiz. Artı eksiye böldük. Eksi. 38'i 1'e böldük. 38. Bakın bir sayıyı eksi 1 ile çarpmak da işaretini değiştiriyor. Eksi 1'e bölmek de. Gördün mü? Evet efendim. Yazdı mı? Yazdık mı? Geçeyim mi? Hocam bir dakika. Buyurun. Evet. Ne dedik? Bir sayıyı eksiye bölmek işaretini değiştirir. Eksi 6'yı eksi 1'e bölersen artı 6 olur. Artı 3'ü eksi 1'e bölersen eksi 3 olur. İşaret değişir değerli arkadaşlar. 0 bölü 0 belirli değildir. 0'ı 0'a bölemeyiz. Bunu biliniz. 0'a bir sayıyı 0'a bölersek tanımsız. Bunu unutmayın. Ama 0 bölü sayı sıfır. Sıfır. Hocam belirsiz ne oluyor? Ne, yani tam olarak tanımı Evet. İşlem önceliğini tekrar hatırlatmış. Üslü, parantez içi, çarpma, bölme, toplama, çıkarma. Aynıysa eşitlikleri soldan sağa. Evet arkadaşlar, A tam sayısını bulunuz, gönderiniz A'yı.
A kaç? Eksi 128'in A'ya bölmüşsünüz. Artı 16 olmuş. Hocam Yani onların A'nın yukarıda bir işareti tane de uygulama var. Hocam bir önceki etkinliği atladık mı? hangi etkinliği atladı? Yukarıda bir tane daha var. Var mı? Evet. Evet. Ama o her yer etkinlik. Ay, bizim. Hadi bakalım. O zaman bunu yapalım. İşlem önceliğine dikkat edelim yalnız. Bir tane ben yapayım. Dikkat. Ada. Önce neyi yapacağız? Bölme. Doğru mu? Evet. 120'yi eksi 6'ya böldük. Eksi 20. Artı 47. Büyük olanın işareti artı. 47'den 20 çıktı. 27. Hadi önce parantez işleyelim. Dün 12 saat ders anlattım. Diz kapağım artık kaldırmıyor. 12 saat dersten sonra. Bir de üzerine bugün 10 saat olunca hesapladım. 8. sınıflar haftalarının bir gününü 24 saatini benle geçiriyorlar. Ders 24 saat ders veriyorum. Bir gün yemeden içmeden beni dinliyorlar. Ne kadar zor iş ya. Lisede hazırlık okumuştum. Hazırlıktaki öğretmenimiz demişti ki beni anne babanızdan daha çok göreceksiniz. Çünkü haftalık 30 saat İngilizce görüyorum. 30 saat. Ya insanız ya 30 saat İngilizce mi olur ya? Hocam bir de sonra onu anlamıyorsun ya Ama hepsini. iyi ki de görmüşüz be. Şu an İngilizce oyunları falan anlayabiliyorum. Çocuklar öyle diyor ya. İngilizcenin size faydası ne oldu? Hocam diyor oyunlarda çıkan şeyleri anlayabiliyorum. Allah Allah faydaya bak. Bak ya. Evet. Geçen gezerken turistlerle karşılaştık. Bayağı bir İngilizce konuşuluyor. Bizim kız diyor ki baba sen İngilizce konuşabiliyor musun ya? Ne sen? Hey hey. Senin baban sadece matematik mi anlatıyor? Evet. Yok, İngilizce anlatamam. O kadar da değil. Abartmıyorum. Evet. Arkadaşlar ikisi de eksi olduğu için birbirini desteklediler. Eksi 45 burası. Burası eksi 9. Eksi eksiye böldüğümüz artı. 45'i 9'a böldüğümüz artı 5. Aferin. Haydi üçüncüyü yapalım. Evet. Aferin Emir Yavuk. Haydi. Yağız bu işaretler senin başını çok yakacak. Hadi. Evet hocam. Üç. Üçüncüye dikkat. Yine önce işlem önceliği. Önce bölme. Eksi 48'i eksi 8'e böl. Artı 6. Değil mi? 60'tan da çıkarttım. Soruyu çözdüm galiba. Hadi arkadaşlar üçüncü soruyu çözdüm ben hadi. Arkadaşlar bir ada doğru cevap verdi. Evet. Eylül de yanlış. Emir Yakup da yanlış. Zeynep Ekin de doğru cevap verdi şimdi. Hadi. Evet Zeynep, Muhammed Yağız da coştular. Geldiler hep hemen. Evet. Arkadaşlar bak dikkat edin. Dikkat. Eksi 48, eksi 8 böldük. Artı 6. Arada eksi işareti var. 60. Ben ne dedim sana? Parantezi aldım ki karışmasın. Artı ile eksi yan yana gelirse ne olur hesaplıyorsun? Eksi. 60'tan 6 çıkarsa ne kalır? 54. Emir Yakup, acele etmeyelim. Canset. Tamam mı? Haydi diğerini yapalım. Önce bölme, sonra çarpma, sonra toplama. Eksi 48'i bu kez artı 8'e böldünüz. Eksi 6. Eksi 6. Bunda da bunu çarptı. Eksi 30. İkisini toplamanı istiyor. Eksi 6, eksi 30 daha. Eksi 30. 6. Esra. Evet. Taha. Nihan. 59'dan bunları çıkartacakmışız. Önce parantez içinden gelelim.
Bunu yapan zaten olayı çözmüştür. Bakalım kimler yapacak. Acele etme. Sakin sakin. Güzel güzel. Evet, Zeynep Ekin der ki hocam bence bu eksi birdir diyor. Bakalım öyle mi? Hocam bir dakika, yanlış yaptım ben. Tamam, yanlış yapmayalım. Hocam attı ama yanlış galiba. Evet efendim. Hocam bir daha atabilir miyim? Atabilirsiniz. Evet. Değişik cevaplar geliyor. Şimdi bakıyorum. Zeynep eksi bir dedi. Zeynep Ekin eksi bir dedi. Emir Yakup 119. 119 diyor. 139. Zeynep Ekin 119'a çevirdi. Adas eksi 825. Ensar 84. Nihan da 119 buldu. İlginç. Oh, ya. Evet. Arkadaşlar önce neyi yaptınız? Parantez içi. Bunu buna böldünüz. Eksi kaç? Kaç? Eksi? 15. Değil mi? Eksi 15. Sonra çarpmayı yaptınız. Eksi 4 ile eksi 15'i çarptınız. Artı 60. 59'a da topladınız. Evet, Nihan'ı alkışlıyoruz. Bir de kim 119 demişti? Zeynep Ekin sonradan çevirdi, evet. Emir Yakup'u da alkışlıyoruz. Anladık mı arkadaşlar? Tamam mıyız? Hocam o eksi çıkarmanın eksi değil mi? Efendim? Hani eksi dediniz ya, eksi 4. Evet. O çıkartmanın eksi değil mi? Eksi 4 ne? Eksi 15'i çarpınca eksi eksi artıya dönür. Haydi 6'yı gönder. Haydi bakalım. Aferin ya. Haydi bakalım. Hocam benim kurs için çıkmam gerekiyor da. Tamamdır. Görüşürüz. Görüşürüz hocam. Sağ olun. Hocam kurt kuzu oynayacak mıyız? Evet. Tamam. Evet Ensar Yusuf. Bakın önce bölmeyi yaptık. Eksi 9 mu? Evet hocam. Eksiye böldük. Eksi eksi 16. Bu artı 16 oldu. Hocam. Eksi artı 7. Efendim. Evet değerli arkadaşlar. Burada mola verelim. Şunlar ödeviniz.
Burası da ödeviniz. Burası da ödeviniz. Benim hala şey neydi? Fenden ve matematikten çanta kitabım gelmedi. Ne olmadı? Hocam benim şey fenden ve neydi matematikten çanta kitabı gelmedi. Evet hocam. Evet peki. O zaman şöyle ben ekran resmi atayım arkadaşlar. Oradan gruba yollayayım.